eğiliminde olduğunu söylediniz sanırım felsefenin. Peki bir de bir çelişkilerden bahsettik modern felsefede. Mesela insanoğlunun etrafımızda gördüğümüz endüstriyel devrimleri yapabilme zekası ve aynı zamanda kendine yine kendi yaptığı sisteme köle yapmaya yetecek farkındalığı olmaması bir çelişki. Bu çelişkileri açıklayabilmek adına acaba doğaüstü güçleri veya bizim beş duyu organımızla algılayamadığımız güçleri dikkate almamız acaba yardımcı olabilir mi bu çelişkileri açıklamamıza? Teşekkürler. Endüstri sonuç itibariyle insanın kendisinin yapmış olduğu bir şey. Aslında bir konu biliyorsunuz. Bu işimizi bayağı kolaylaştırıyor bu konuda. İnsan kendi yaptığını kendisi tabii ki bilebilir. Başka bir şeye başvurmasına gerek yok. Yani toplumu, modern toplumu yaratan biziz, onu biliyoruz artık. Endüstriyi yaratan da biziz. Bunların neden bu hale geldiğini açıklamak için yine aslında neyi nasıl yaptığımıza bakmamız gerekiyor. Neden böyle oldu? Yani biz refah beklerken, özgürlük beklerken, refah ve özgürlük ortaya çıktı fark ediyorsunuz. Olmadı değil, oldu ama onun yanında aynı zamanda kocaman bir yabancılaşmış dünya da ortaya çıktı. Yani özgürlüğü reddeden bir dünya da ortaya çıktı veya özgürlük için ağır bedeller talep eden bir dünya da ortaya çıktı. Bunu açıklamak için doğaüstü güçlere başvurmamıza hiç gerek yok. Hatta oraya başvurursak bence hiçbir şey açıklayamayız. Çünkü yapan insan. Ortada olan eserin şeyi, yaratıcısı, sanatçısı, insan. Yapıldı mı bu diye soracaksınız mesela. Neden acaba böyle oldu? Sorusunu ortaya attığımızda. Ve Das Kapital tam da bunu yapıyor aslında. İnsan özgürlük aramak için veya özgürlüğünü temellendirmek için tüm bunları yaparken neden bir taraftan da yabancılaştı? Veya yaratmış olduğu şeylere tabi oldu. Mesela makineyi yarattı ama kendisi makinenin bir parçası oldu. Veya gereksinimlerini gidermek için üretmiş olduğu ürünler. Metalar dediğimiz şeyler işte yani mal mülk dediğimiz şeyler bunlara tapar oldu insan. Bunun hepsinin derin analizini açıklaması ve eleştirisi aslında kapitalin konusu. Yani bu bakımdan sadece Marx demiyorum ben bu konuda okunması gereken ama ekonomi politik diye bir şey var. Modern filozofların temellendirmiş olduğu işte Adam Smith onların içerisinde en önemli olan Ulusal Zenginlik kitabı. Türkçe'de birkaç farklı çeviriyle var. Onlar aslında modern toplumun ekonomisini açıklayan şeylere kitaplar ve tam da bu insanın bir taraftan özgürlüğünü yaratmaya çalışırken, refahını yaratmaya çalışırken diğer taraftan neden ağır bedeller ödediğini açıklamaya, göstermeye çalışan kitaplar. Bu bakımdan hiçbir şekilde aslında doğaüstü güçlere başvurmak zorunda değiliz onun için. Yani pekala ulusların zenginliğine veya David Ricardo'nun ekonomi politiğinin ilkeleri de mesela o konuda epey öğreticidir. Das Kapital. Onlara başlayabilirsiniz. Peki, başka bir soru. Ama bir dakika dur. Aa, pardon. Yani sorunuzun yanıtını aldınız mı? Yani aslında yine bir sorun var. Bu konuyla ilgili olarak bir sorun. Teşekkür ederim. Şimdi tabii biz bu sistemleri yaratırken açıkçası dünya insanları çok fazla felsefe araştırmadılar. Yani yarattılar. Evet. Ama bu yine kendi kendimizi bu sisteme köle olduğumuzu anlamamız için bu sefer ekstradan çaba harcamamız gerektiğini söylüyorsunuz. Doğru anlıyorum. Evet. Yani o sistem, işte burada bir çelişki görüyorum ben. Yani yaratmış olduğumuz şeyin teorisi de ortaya çıktı. Yani bize bir yerde bakın sizin haliniz budur diyen, ayna tutan kitaplar var. Evet. Eserler var. Yani
şöyle diyelim, felsefe bize neyi yaptırır? Şunu üzerinde durduğumuz zemin olarak düşünün. Felsefe bize şu yeteneği veriyor arkadaşlar. Burada bir sürü şeyler var, tekil şeyler var. Felsefe eğitimi almış olan insan veya dünyaya teorik olarak bakabilen bir insan bir yerde eğer şu alanımız ise, hayat alanımız ise, yaşam alanımız ise bizi bir tanrı gibi bu dünyaya yukarıdan baktıran şeydir. Teori bize o özelliği veriyor. Yani burada ayrıntıların arasında kaybolmuş olan tek bir varlık olsak bile felsefe bize ona kuş bakışı bakabilme olanağı sunuyor. Yani bir yerde insanın kendisini tanrı gibi kurma olanağı veren bir şey felsefe. İşte mesela Das Kapital'in özelliklerinden bir tanesi bu. Modern toplumun üretim ilişkilerinin nasıl işlediğini görmek için bir yerde Das Kapital'den dünyaya bakmak gerekiyor. Teşekkür ederim. Zaten bir şeyin teorisi hep genellikle o şey tam anlamıyla ortaya çıktıktan sonra oluşur. Önceden mümkün değil. Arkadan bir evet. Buyurun. Aydınlanmanın insanın olgunlaşması ve rüştünü ispat etmesi idealini ya da fikrini gerçekleştirmek üzere var olduğunu biliyoruz. Ve bunun da pratik olarak hayat bulmasını talep ediyor. Peki felsefe hangi araçlarla ve hangi kuruluşlarla bunun pratik hayatta kendini bulmasını sağlıyor? Şimdi felsefenin tabii ki doğrudan başvurmuş olduğu araçlar yine kendisinin elinde bulunmuş olduğu araçlardır. Felsefenin aracı tabii ki her şeyden önce mantık. Yani insanlara mantıklı düşünmeyi öğreterek bunu yapıyor. Diğer taraftan bizim hayatımızı açıklamak için aynı şekilde biraz önceki soruyla ilgili mesela dünyaya da kuş bakışı bakabilmek için bizim başvurduğumuz kavramlar var. Bazen bunları biz farkında olmadan kullanırız. Felsefe bize dünyanın hem ayrıntılarına bakabilmek için hem de dünyaya bütün olarak kuş bakışı bakabilmek için kavramlarımızı bilinçli olarak kullanmamızı öğretiyor. Yani kavramlar arasında bir belli bir ilişki var. Mesela atıyorum özgürlükle eşitlik arasında belli bir ilişki vardır. Veya barış ile özgürlük arasında belli bir ilişki vardır. Bu keyfi değildir. Mesela özgürlüğü eşitliğin yanından alan eşitlik kaybolur. Aynı şekilde özgürlüğün yanından eşitliği alın, özgürlük terörizme döner. Yani böyle bir şey var. Bu şeyleri felsefe bu kavramlar arasındaki hem anlam bakımından hangisinin daha dar, daha geniş olduğunu öğretir. Hem de böyle birbirleriyle kopmaz ilişkili olan kavramlar. Bunları felsefe öğretir. Şimdi dolayısıyla felsefe bize her şeyden önce tabii ki temellendirmek demiştik biz orada. Yani temellendirmeyi, gerekçelendirmeyi öğretir. 20. yüzyılda buna belki Wittgenstein yeni bir boyut kazandırdı. Sadece düşünmek ve temellendirmek değil, aynı zamanda ifade etmek de. Yani üçüncü boyut dil boyutu oluyor. Ondan sonra gerçekleşmesi için siyaset başlıyor. Yani dünyayı algılamak, dünyayı kurgulamak, kavramlarla tasarlamak, dilde ifade etmek ve dil üzerinden kurulan iletişim üzerinden toplumsal olarak eylemek. Yani sonra da eylem. Temel araç siyaset midir felsefe için? Siyaset bunlardan bir tanesidir. Sanat da mesela, sanat da pekala müthiş bir özgürlükçü eylem olabilir. Herhangi bir ahlaki duruş da, yani o gezi olaylarını hatırlayan duran adam hiçbir şey yapmadı aslında. Ama duruşuyla yani dünyaya bir örnek oluşturdu. Pekala hiçbir şey yapmadan da büyük bir protesto mümkün değil. O bir ahlaki duruş aslında.
Bununla bağlı bir şey daha sorabilir miyim sanatta yoksa ikinci soru aktarımda mı yapalım? Lütfen sorun, sıranız gelmiş gelmiş. Herkes soracak çünkü. Sanatla felsefenin duruşunu merak ettim. Çünkü felsefe aslında aklı ve muhakeme kabiliyetini ön plana alıyor. Ve insanın bunları, bu araçları kullanarak da kendi başına ayakta durmasını sağlıyor. Ama sanatçının duruşu böyle değildir her zaman. Sanatçı aklın ötesine geçmek zorunda kalır, hayal gücünü ön plana alır ve o hayal gücünü de sınırsız olarak ne yaratıyorsa yarattığı şeye yansıtmak zorunda kalır. Felsefe ile sanat ilişkisi çelişir mi zaman zaman acaba? Şimdi şöyle diyelim, her pratik şeyin, siyaset, sanat vesaire, her şeyin bir tabii ki felsefesi var. Bu bakımdan sanatın da felsefesi var. Sanat ile bu açıdan bakınca felsefenin çelişmesi aslında pek mümkün değil. Teori ile pratik arasında her zaman için bir gerilim vardır. O olmak zorunda. O olduğu için zaten teori de ve pratik de ilerleyebiliyor ve birbirlerini besliyorlar. Fakat sizin sorunuz aslında başka bir şeye gönderme yapıyor. Büyük felsefe, yani en temeldeki mantık diyorsunuz. Yani bizim bazen birinci felsefe dediğimiz şeyle sanat arasında, sanatsal etkinlik veya üretim, yaratıcı etkinlik arasında bir çelişki olabilir mi diyorsunuz. O çelişki pekala mümkün. Ve zaten olması da yine onu yaratıcı bir etki yapar. Hem sanat hem felsefe üzerinde. Zaten hayat çelişkiler üzerine kuruludur. Bu bakımda onu reddetmenin de çok fazla bir anlamı yok. Fakat şöyle diyelim, o çelişki felsefenin sanatı reddetmesiyle veya sanatçının felsefeyi reddetmesiyle bitecek bir çelişki değil. Tam tersine gerekirse çok uzun yıllar alabilecek bir diyalogla o şeyi, çelişkiyi pekala verimli hale getirebilir. Hem sanatçı hem filozof. Teşekkür ederim. Pardon. Şuradan. Siz var. Beni hep düşündüren olmuştu şöyle bir anekdot. Din kültürü, kültür dini yarattı diye. O beni düşündürür. Nasıl bu eylemcilerin tamamen kendi düşüncelerinden salt mı yola çıkarak, örneğin İncil'de çok güzel misaller verir orada, nasıl İsa ki insanlara Tanrı huzurunda hepiniz eşitsiniz deyip, ki o büyük bir devrim. Ve bir de çok güzel olan örnek bir düşünce, dernekseliyim, libe dernekse, tat dinam aslında ya, ötekini sev. Yani bugün hani o nasıl Napolyon, işte devrimleri, bunları bir hiç yoktan gelen şeyler değil. Bunlar hep o anlamda din dürtüleriyle, o inanç dürtüleri de insanlara, o kitleye hep sunulmuş şeyler. Beni kafam durdu. Yani belki de şeyi mi sormak istiyorsunuz? Dini düşünmenin çerçevesinde de kalabilir, kalaraktan özgür olmak mümkün değil midir? Yok, öyle dindar düşünce şeyinde sormadım hani, ama din kültürü, kültür dini yaratır. Mesela nasıl biz Orta Doğu'da daha farklı bir şekilde bir günlük hayatımızda yansıtıyoruz, dil yaşıyoruz. İşte Batı'da çok farklı bir şekilde. Evet, yani şöyle diyelim o zaman. Bu sorunuz aslında şöyle bir perspektif getiriyor tartışmamıza, benim sunduğum şeye. Şey demiştim, aydınlanmacı felsefe bütün bir insanlığın mirası olarak ortaya çıkıyor. Aynı zamanda düşün mirasında tabii ki. Yani kutsal metinleri gerçekten işte bilmiyorum Tanrı'nın yazdığı ve indirdiği falan anlamında böyle mitolojik anlamda almak yerine aslında insanlık tarihinin insanın haline ilişkin ilk düşünme deneyleri olarak alırsak, yani bir yerde insan doğayla ilişkisini anlatıyor, diğer canlılarla ilişkisini, birbirleriyle olan ilişkilerini,
ahlaki olarak düzenlemek için istiyorlar, ne bileyim ekonomik olarak düzenlemek. Bu açıdan baktığınızda orada tabii ki insanın kendisine, tarihine, kültürüne, uygarlığına, her şeyin ilişkin insanların ilk büyük denemeleri var. Düşünsel denemeleri. Teorik olarak kurgulamaya çalışıyor toplumlar. Bu açıdan baktığımızda tabii ki kutsal metinler, mitolojik anlatılar, şiirler vesaire, bunlar tabii ki felsefenin en önemli kaynakları. Yani onların içinde saklı zaten akıl. Peki diyebilir miyiz ki bugün felsefe kendini sosyolojiye bırakmıştır diye, sosyolojiye? Bu başka bir soru. Fakat birinci sorunuza son cümlemi söyleyerek yanıt vermeme müsaade edin. Spinoza şöyle bir şey yapıyor. Ben şimdi gideceğim, dinin karşısına felsefeyi koyacağım demiyor. Diyor ki ben şimdi teologların hepsine nerede çeliştiklerini göstereceğim ve böylelikle onların kendilerinin kurmadığı teolojinin iç bütünlüğünü kuracağım diyor. Teolojinin iç bütünlüğünü kuyurunca ortaya felsefe çıkıyor. Dogmalardan arındırıyor. Evet, yani iç bütünlüğü kurunca, iç bütünlüğü oluşunca anlam kazanıyor. Böylelikle o hikayelerden, mitoslardan arınıyor ve ortaya felsefe çıkıyor. Yani o akıllı düşünme, özgürlük arayışı vesaire zaten kutsal metinlerin içinde var. Onun içerisinden Düşünmüyorum ki İsa olsun, Muhammed ve öbür peygamberi vahiy indi diye onu vermişlerdir. O sonradan onlara o şekilde daha inandırıcı olup ki kanıtlanamadığı için vahiy adı konulmuştu. Onlar da mutlak o düşüncelerden yola çıkar. Hani bir işte düşünür nasıl bugünkü filozoflar. Ben şeye bakmadan orada iki şeyi de ayırmak gerekiyor. Felsefe din düşmanıdır. Veya felsefe inanmak isteyen insanın mı düşmanıdır diye sorulabilir. Felsefenin öyle bir kaygısı yok. Fakat felsefenin şöyle bir kaygısı var. İnsanı Gayer'in şeylerinden bir tanesinde vardı o. İnanç bakımından da özgürleştirmek. Yani ben inanmak istiyorum diyorsa ve bir gereksinim olarak hissediyorsa bunu, o insana o özgürlük verilebilmeli. Şimdi felsefenin bunu temellendirme diye bir derdi var. Fakat bunu temellendirirken şu hataya düşmemek gerekir. Dünyanın açıklanmasını inanca dayandırmamak gerekir. Dünyanın açıklanmasını inanca dayandırdığınız zaman inanç özgürlüğü kayboluyor, biliyor musunuz? Mesela ben hep bina örneğini veriyorum. Diyorum ki mesela bu binayı şuraya kurmak için bizim bir sürü statik hesabı yapmamız gerekiyor vesaire vesaire. Yani ben binayı buraya kuruyorum ve bu binayı buraya bu şekilde kurduğum zaman bu bina burada kalacak. İnsanlar içerisine girip rahat oturabilirler. Hesabı kitabı yaptığım zaman bilimsel olarak ben bunu bilirim. Ama rast getire, Allah rast getire deyip de girersem işin içerisine ne olur? Çökebilir de, kalabilir de, bilemezsiniz. Bu bakımdan dünyayı inanç üzerine kuramıyoruz. Dünyayı bilimsel olarak anlamak, açıklamak ve gerçekten bilimsel olarak da kurmak zorundayız. Onu yapabildiğimiz zaman işte inanç özgürleşiyor, biliyor musunuz? Yani ondan sonra insan istediği şeye inanabilir, kimse şey yapamaz, alamaz elinde. Ama bilimi günlük hayatına katması gerekiyor. Günlük hayatını bilimsel olarak düzenleyen bir insan pekala şey diyebilir. Yani mesela bu Avrupa ülkelerinde falan gidin, Amerika'da falan çok yaygındır. Onlar Tanrı'yı genellikle ya dünyanın veya evrenin ilk oluşum noktasına koyuyorlar veya da ileride bir yere, yaşamın sonunda bir yere koyuyorlar. İleride bir yere koydukları zaman genellikle o ahlaklı bir tanrıdır onlar için. Onlara yön veriyor ahlaklı, adil bir insan olma konusunda. Öbür tarafta da yine aslında ahlaklı ve adil bir tanrı var. Onun dünyanın amacını çıkarıyor kendisi. Ama günlük hayatının düzenlenmesinde başvurduğu tek şey nedir? Bilimdir, felsefedir. Çünkü yani karşınızda bir çocuk ağlıyorsa bunun bir sorunu vardır. Bunun Tanrı'yla falan bir alakası yok. Veya bilmiyorum, bir kaza olduysa demek ki o bir kavşakta sürekli kaza oluyorsa onun bir nedeni vardır. Yani onun gözleyerekten vesaire vesaire trafik lambalarının hangi aralıklarla
yani söylediklerine falan bakarak da hesaplayarak da ortaya çıkabiliriz. Biz genellikle evet son zamanlarda ben Burhan Tüker. Çok teşekkür ederiz bu anlatımlarınız için. Ben teşekkür ederim. Yararlanıyoruz. Daha da devam etmesi istiyoruz. Şimdi Doğan Hocam, aydınlanmak için aydınlanmanın ortamını sağlamak lazım. Peki bu ortam, örneğin bu ortam özgür düşünce ile mi gerçekleşecek? Yoksa özgür düşünme olayı, ikisi farklı biliyorsunuz. Hangisinin olması gerekir ki aydınlanmanın yapılabilmesi lazım? Hele hele bizim gibi toplumlarda bunlar eğer kısıtlanıyor ise kim kimi aydınlatacak? Siz bizi aydınlattınız. O portakal hepimiz dalga dalga yayılması lazım. Eğer bu böyle olur ise aydınlanmanın daha bir gerçekçi yoluyla insanların, insan da demeyeceğim, insan olmaya çalışıyoruz. Daha insan olsak zaten bunlar olmaz, konuşmaz diye ben kendim öyle düşünüyorum. Eğer insanlığa faydalı olacak ise akıl, bilinç, her şeyin çok iyi olacağı ortamların yaratılması lazım. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik diyoruz. Özgürlük, eşitlik, kardeşliğin de olabilmesi için özgür düşünmenin yanında aydınlanmanın da o ortamın yaratılması lazım. Bu nasıl olacak? Ne, kim yapacak? Biz kendi kendimize mi yapacağız? Bu son senelerde çok konuşulan, biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi bir atılım mıdır? Yoksa bir moda, gelip geçici midir? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sorunuz için. Edebisimizden güzel bir sözü var. İsterseniz Edebisimizden, İskoç filozof. Ulusların Zenginliği kitabı Türkçe'de var. O diyor ki, bir insan aklıyla yargıladıysa, vicdanıyla tarttıysa, bir düşüncenin veya bir davranış biçiminin doğruluğuna kanaat getirdiyse, o gerekirse bütün insanlığa karşı direnebilir. Yani vicdanında artık onun doğruluğunu gerçekten doğruluğuna kanaat getirdiyse o hiçbir güç onu bastıramaz. Gerekirse bütün insanlığa kafa tutabilir diyor. Fakat bu güce rağmen insanda böyle bir güç var. Bunu şey yapabilir. Ve bu güç bitmiyor da bakın. Yani ne bileyim işte mahalle baskısıyla şunu da bundan dolayı insanlar psikolojik hasta olur falan. Aslında aklını kullanabilen insan hasta olmaz. Fakat bu şekilde olduğu zaman ilişki, yani tek bir insanın bütün insanlığa karşı direnme diyelim. Daha da açık olarak söyleyecek olursak aydınlanmış olan bir insanın çevresindeki ilişkileri aydınlanmamışsa aydınlanmış düşünce rastlantısal olur. Kısaca şöyle de diyebiliriz. Aydınlanma dediğimiz şeyin kalıcılaşması için aydınlanmış toplumsal ilişkilerin koşullarında oluşması ve kurulması gerekiyor. Yoksa gerçekten çok rastlantısal olur. Zaten aydınlanmacılığın da böyle bir amacı da var. Dünyayı sürekli bir şekilde değiştirmek. Hegel aydınlanmacılığı tanımlarken Kant'tan farklı olarak şöyle bir şey yapıyor. Aslında aydınlanma ömür boyu bitmeyen bir kavgadır. Yani herhangi bir konuda öğrenmeyi bıraktığınız anda itibaren o konuda aydınlanmayı bırakmış oluyorsunuz. Oradaki bilginin yerini, aklın yerini ne arıyor orada? Bilgisizlik, yani mitos arıyor ve inanç arıyor. Çünkü bilmiyorsunuz, orada bilmediğiniz bir alan ilişki. Ben size herhangi bir şey atarım ve siz bana inanırsanız inanırsınız. Ve kaderinizi bana bağlamış olursunuz. Bu bakımdan aydınlanma her zaman için bitmeyen bir süreçtir. Sürekli bir şekilde insanın kendi kendisiyle de sürekli kavga halinde bilgi edinerekten, bilinçli yaşayaraktan
kendisini aydınlanmış bir insan olarak her gün her an yeniden kurması gerekiyor. Bitmez bir süreç. Fakat işte bunun olabilmesi için rastlantısal değil ama sistematik bir şekilde olabilmesi için insanların bir de aydınlanmış insan olmaktan korkmamaları için de tabii ki toplumsal koşulların da oluşması gerekiyor. Bunun öncesi kimdir diye soruyorsunuz. Siz yani kim yapacak bunu? Şöyle diyelim, şu anki kurumlaşmış olan siyasi yapılanmalarımızın böyle bir amacı yok anlaşılan. Halkın yapması gerekiyor. Çünkü kanaatimce halktan başka şu an aydınlanmada çıkar olan kimse kalmadı. İlle Eğitim Bakanlığı'nın itibaren bir düşünce dersi veya düşünme dersi, şimdi karıştırıyorum, dersleri konuşacağız. Düşünme eğitim. Düşünme eğitim dersi. Bir saatte grubu öğretmenleri onu sahiplenmek istiyorlar ve bu dersleri biz verelim diyorlar. Fakat işte bakanlıkta biraz imamlar versin filan gibi düşünceler. Yani imamlar. Şimdi sonucun ne olacağını bilmiyoruz. Gerçekten konacak mı konmayacak mı onu da bilmiyoruz. Belli değil. Ancak felsefe dersi öğretmenlerine böyle bir olanak sağlanırsa aydınlanma konusunda bir öne geçme şeyimiz olabilir. Evet, yani tabii ki onu her şeyden önce felsefe öğretmenlerinin yapması gerekir. Çünkü felsefe öğretmenlerinin en çok, az çok kötü de olsa, az çok aldıkları bir mantık dersi var. Mantık insanı doğru düzgün düşünmeyi öğreten şey. Yani imamlara saygım sonsuz, yani cenazelerimizi falan yıkıyorlar, dualarını falan ediyorlar ama yani düşünme nedir diye sordukları yok onlara. Ona inanma nedir diye soruyorlar. Bunun için bence onların kendi alanlarında kalmaları kendileri için isabetli bir davranış olur. O konuda bir kampanya yürütüldü, imza kampanyasına. Hatta imza kampanyasını felsefeciler derneği çerçevesinde şey yapan hem başlatan hem de imzalayanlardan birisi benim. Evet, üçüncü sırada şu anda mecliste. Evet, yani onun olması tabii ki yani felsefecilerin onu yapması, yani aydınlanmış zihinlerin sınıflara girmesi, aynı zamanda aydınlanmış düşüncenin sınıflara girmesi. Pardon, hangi sınıflar için? Felsefe grubu diye geçiyor. Yok, yok, bir şey için orta öğretim. Şey, bu seneki LYS felsefe sorularına baktım, hakikaten daha çok ahlak dedim. Yani, doğru zaman böyle bir felsefe sorusu görmedim. Bu senekilerde. İyi şeyler daha var. Yani. Peki. Evet. Başka... Buradan baktım. Aşağı yukarı aynı konudan bahsedecektim. Şimdi maalesef orta öğretimimiz bayağı düştü. Yani kalitesi düştü. Tek sıfat vermek istemiyorum. Tabii bu çocuklar mezun oluyorlar ve size geliyorlar, üniversiteye geliyorlar. Daha alt yapı tam oluşmadan sizin söylediğinizi anlayabiliyorlar mı? Ya da ne derece başarılı olarak çok bir soru işareti. Siz bunlarla karşılaşıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Nasıl bir anlatım seviyorsunuz? Nasıl anlatıyorsunuz? Çok merak ediyorum. Ne yapıyor? Kayıt yapıyor. Dikkat etmem gerekiyor. Hayır, merak ediyorum. Ben bir şey yapıyorum. Açık açık kaydediyoruz. Gizli değil. Gizli Şimdi tabii ki biz sadece felsefe alanında değil, sadece sosyal bilimler alanında da değil. Hemen hemen her alanda en büyük şikayetimiz üniversiteye gelen öğrencilerimizin en temel bilgilerden yoksun olarak geliyor. Küflendirmem nedeni öğrenciler görürler sorunu geri alabilir mi? Yok yok. Şimdi gerçekten akla karayı seçiyoruz.
Mesela geçenlerde bir sınıfta işte insan haklarını kavramını ortaya çıkışını falan anlatmaya çalışırken size şeyi sordu, Thomas Jefferson'ı tanıyor musunuz diye sordu. Veya Nelson Mandela'yı tanıyor musunuz diye sordu. Bilmiyorlardı çocuklar. Üniversite birinci sınıftalar, bilmiyorlar. Şimdi burada ben öğrencilere kızamıyorum. Onlara yani onları eleştirmek de mümkün değil. Çünkü onlara verilmemiş olan bir şey. Onlara verilmeyen bir şeyi sen niye aldın diye şey yapamayız, eleştiremeyiz. Böyle büyük bir sorunumuz var. Bundan dolayı aslında biz üniversite hocaları olarak genellikle üniversitelerimiz de vasat bir liseye dönüştü neredeyse diye şikayet ediyoruz. Bakın bu da kayda altına geldi. Ben bir... Yandım da bunu aslında bir gerçekten. Şurada bir arkadaşımız var. Tamam, hayır buraya ek bir şey söyleyelim. Tamam. Tamam. Ben de insanın özgürleşmesi konusunda sormak istiyorum hocam. İnsan özgürleşebilmek için mitozlardan kurtulup daha aydınlanarak modernizmi tercih ediyor. O modernleşmeye çalışıyoruz. Ancak modernizm de tekrar insanın köleleşmesini, metallaşmasını getiriyor. Bu noktada insan nasıl özgürleşebilir? Postmodernizm de bu mümkün olabiliyor mu? Açılımı daha nasıl gelebilir diye söylemek istiyorum. Postmodernist tercih veya postmodern düşünce alternatifi mitoslara geri dönüşe çağırıyor. O bir yerde aslında insanın kendi kaderini kendisi eline alması için dünyanın yasalarını açıklamaya girişmiş olduğu uğraştan vazgeçip geri mitose dönmeyi şey yapıyor. Bu bakımdan postmodern tercih bence geriye dönen bir tercih. Yani insanı geri götüren bir tercih. Hem davranış biçimi olarak hem de düşünce biçimi olarak. Yani onun için bazı filozoflar yeniden feodalleşme kavramını kullanıyorlar dedim. Şimdi insanlığın şimdiye kadar en azından bildiğimiz tarihinde ilerlemesi ne yazık ki hep böyle olmuş. Böyle ne bileyim işte iyinin yanında hep kötü de üretmişiz biz. İyi üretmeye çalışırken hep kötü de üretmişiz. Ne bileyim, yaşamı mümkün kılmaya çalışırken yaşamı yok edici şeyler de yapmışız. Yani insanlığın tarihi hep şimdiye kadar bu iki boyutuyla birden ilerliyor. Onun için Hegel'in güzel bir sözü var. Yani dünyada akılsız olan çok şey var. Akıl dışı olan, saçma olan çok şey var. Fakat felsefe bize dünyaya akıllı bakmasını öğretiyor. Dünyaya akıllı bakabildiğimiz oranda, o dünyada var olan bütün saçmaların arasında akıldan olanı da görebiliyoruz. Ve oradan işte geleceğe ilişkin yeni bir dünya tasarımını, gelecek perspektifi yakalama şansı doğuyor. Bunun için gidiş, evet, yani o klasik felsefe geleneğinde ne yazık ki devam etmemiz gerektiği kanaatindeyim ben yani. Aristoteles örneğin birçok postmodernist, yani modernden daha modern olan, evet, filozoflardan daha modern bence. Yani daha güncel. İnsan özgürlüğü biraz bu anlamda zor gibi, gerçekleşmesi zor gibi. Ben öyle görüyorum. Yani modernizmde de aydınlanma çağında da bir özgürlüğü... Kolay söyleniyor. Kolay, yok yok. Olmuyor. Kolay yok, kolay değil ama Hobbes makine kolay değil mi? Kolay değil ama mümkün. Hatta ben bazen şöyle diyorum, eğer ben bu dünyada bir şey olabildiysem herkes bir şey olabilir. Yani ilk olarak ben üniversite öğrenimine 25 yaşında başladım. Ama benim üniversite öğrenimim şöyle oldu. İlkokulu, ortaokulu, liseyi ve üniversiteyi aynı anda okumak zorunda kaldım. Yani üniversite birinci sınıfta ben diğer şeyleri hepsi bile... Çünkü biraz şey önce bahsettik yani ilkokulda bana bir şey öğretilmedi. Ortaokulda da bir şey öğretilmedi, lisede bir şey öğretilmedi. Şimdi Almanya'nın üniversitesine geldiniz. Onlar da değil, bilgi istiyorlar sizden. Bu söylediğimi bileceksin diyor ve bilip bilmediğini de gözden geçiriyor. Yani onun için ben hepsini birden yani o
kaç 13-14 yıllık üniversite öğrenim sırasında ilkokulu, liseyi, gerçekten ama ilkokulu, lise, ortaokulu, liseyi de yeni baştan okudum. Yani bu bakımdan o şey neredeyse tercih yapıyor, 11, yani neredeyse 20 yıllık öğrenim ben işte şey dönemine yaptım, yüksek öğrenim dönemine yaptım. Bunun için benden bir şey olduysa, ki oldu diye düşünüyorum. İlk kez bir şeyler oldu. Eğer ben bunu başarabildiysem diyorum, yani herkes de yapabilir. Ama eğitim önemli yani Almanya'da. Herkes her şartta. Burada da mümkün. Burada da mümkün diye düşünüyorum. Ben hemen çok küçük ama konuyla bağlantılı olduğu için bir şey yapacağım. Postmodernizm dediniz. Şimdi orada liberalizm ve Marksizm arasında, yani orada çok merak ettiğim bir şey var. Hani birisinde tekel ve bireysel ilgiler var, diğerinde işte ortak toplumsal değerler. Şimdi bu şeyden sonra, işte Frankfurt okuluna geldiğimiz zaman, bu ikisine de eleştirel yaklaşıyorlar biliyorsunuz. Ama aynı zamanda da Marksizm'in bazı değerlerini de almak istiyorlar. Yani siz buradan neredesiniz, nasıl, hani kendinizin düşüncenizi bu konuda ne? Bir son dönem hani 7-8 seneki bu işte aydınlanmacılığa dönmek, artık kendi tanımından dolayı dönmek, ona da hani tam konuyla bağlantılı bir açıklama getirirsiniz. Şimdi birinci sorunuza ilişkin, şey doğru değil. Liberalizm içerisinde sadece bireyciliği ve yararcılığı öne çıkaran akımlar yoktur. Pekala mesela şeyde liberal düşüncede yani aydınlanma düşünce içerisinde pekala toplumsallığı ve bireyselliği beraber düşünen, hatta bireyselliğin toplumsallığın üzerinde mümkün olduğunu düşünen filozoflar var. Mesela Rousseau bunlardan bir tanesi. O genel irade kavramı aslında eğer işleyen bir toplumsal irade oluşursa bir toplumda, o toplumda özgür iradeye sahip bireyler yetişebilir diyor mesela. Ortaklık olmadan bireysellik olmuyor düşüncesi. Sözleşmede mesela o fikir var ama mesela şeylerde de birçok İskoç aydınlanmacılarında da var. En çok ama bilinmeyen başka bir yerde daha var. Bir kadın da var. Mary Wollstonecraft. Bir aydınlanmacı filozof. Evet, Miss Smith'in düşüncelerini kadının kurtuluş meselesine adayan bir filozof. Mesela o öyle şeylerle çalışıyor. Bu bakımdan şeyde liberal düşüncede aydınlanmacı düşüncede sadece bireycilik yok. Ama ben Frankfurt okulundan önceki halinden hani... Frankfurt okulunun bayağı yaşamdaki karşılığından bahsediyor. İndirgemeci okumaları var. Onun için o arkadaşlarla pek barışık değilim ben. Mesela başka bir şey söyleyeyim. Bu da bir liberal filozof. Öteyini bir daha söyleyebiliriz. Çok pardon kaçırdık. Kadının kurmer... Mary Wollstonecraft. Wollstonecraft. Türkçe'de bir çalışması var Türkçe'de. Mary Wollstonecraft. Evet. John Miller mesela. O şeyin Adam Smith'in öğrencilerinden. O mesela şöyle bir şey diyor. Liberallere yönelik diyor. Kendisi de liberal. Bizim liberallerimiz diyor, kendi ülkemizde özgürlükçüler başka yerlere gidince köleliği savunuyorlar. Bu ne kadar çifte bir ahlak, yani tutarsızlıktır diyor. Onun için liberalizmin kendi içerisinde kendi tutarsızlığına ilişkin bir sürü eleştiri var. Bunu görmek gerekir. Marx da zaten aslında ben bu fikirleri ben kendim ürettim falan demiyor. Yani Marx'ta da böyle kaba bir kolektivizm yoktur. Yani o komünist manifestonun kilit cümlesini hatırlayın, öyle diyor ki her bir bireyin özgürlüğünün mümkün olması için, yani her bir birey özgür olabildiği oranda toplum özgür olabilir diyor. Toplumun özgür olmasının, bakın tersinden böyle, toplumun özgür olmasının ön koşulu
Beyin özgür. Beyin özgür olmasıdır. Çünkü toplumun en temel unsuru odur. Onu özgürleştiremeyen bir birey, bir toplum, yani alın 70 milyonu bir tarafa koyun, buraya da bir tane koyun. 70 milyon eğer bu bir taneyi içine alıp özgürleştiremiyorsa, içinde onu özgür birey yapamıyorsa, o 70 milyon özgür değildir. Çünkü kendisini bunun küreleştirmesi demek değil. Tek bir birey bile olsa. Marx bunu söylüyor. O bir bireyin özgürleşmesi gerekiyor. Toplumun bunu başarabilmesi gerekiyor. Bütün bir toplumun özgür olabilmesi için. Marx bunu söylüyor. O yani 70'li yıllarda, 80'li yıllarda yapılan işte orada sadece kolektivizm var falan. Bu daha çok yani o soğuk savaş. Yok, soğuk savaş dönemindeki ideolojik kavgalarda üretilmiş olan bir sürü mitoslar. Tabii liberal diyalektizmin de zenginleştirilmesi yönünde de düşünen filozoflar da var ama Marksizm'e. Ama zaten şeyde Hegel felsefesi, şey, Marx'ın felsefesinde zaten Hegel var. Ayrıca zenginleştirmeye gerek yok. Yani orada zaten çalışıyor şey. Hegel'in felsefesi orada çalışıyor zaten. Çalışıyor yani evet evet tabii yani şey Hegel'in diyalektiğini en iyi uygulayanlardan Marx. O bakımdan yani gelin önce bir Hegel okuyalım, ondan sonra anlayalım, sonra Marx'ı okuyalım değil. Marx'ta zaten şey felsefe Gramsci, Antonio Gramsci İtalyan filozofunun tabiriyle Marx'ta felsefe eylem halinde. Demek ki algı öyle yani öyle yaşandı. Hani bireysel ilgilere çok önemsemedi sosyalizm diye böyle bir algı da var. Yani. Dediğim gibi yani yaratılan bir sürü ideolojik mitostan bir tanesi. Sizin biraz önce sözünüzü kestik. Biz. Yok. O şey şimdi, beyefendinin okullardaki şeyle ilgiliydi ama şey geçti çok da şey önemli değildi benim hani soruyu doğru mu anladım diye sizin bir sorunuz vardı onunla ilgili sadece bir ek bir şey söyleyecektim o kadar. Senin sorun benimkini bir bildiğin miktar aştı ama gene de ortada çok bariz bir sorun olarak işte aydınlanmada iki temel akımın hala mevcut olduğunu görüyoruz. Yani bir liberal kanat diyelim. Bir de diğeri de şey, Marksist eğilime daha yakın olan, daha toplumcu olan kanat. Ama işte bir de postmodernizmin getirdiği bir dayatma var. İşte feodal topluma dönüş arayışı. Yani bu kesinlikle gene bir iktidar arayışından yola çıkarak buraya geldiklerini düşünebiliriz. Ama bir çözülmemiş aydınlanmanın içerisinde de çözülmemiş bir sorun var. Yani ahlaksal, vicdani aşamayı nasıl şey yapacak? Yani bu iki akımın günün birinde tamamen uzlaştı. Yani liberal aydınlanma aydınlanmanın bir yani bir olmazsa olmazı olan özgürlükçülüğü içinde barındırıyor zaten. Hı hı. Öteki tarafta Marksist aydınlanmada da benzer bir durum söz konusu. O da diyor ki birey özgür olmadan toplum özgür olamaz. Hı hı. Ve çok ciddi bir paralellik taşıyor ikisi. Hı hı. Ama önümüzde de böyle bir açmaz var. Şimdi burada bir, temel bir şey var. Sanki bir yerleşik paradigmadaki bir açmaz var. Yona Kçuradi'nin bir şeyi var. Bir tanımlaması benim çok dikkatimi çekti. Diyor ki biz insanlara haklarını öğrettik. Onlar çıkarlarıyla karıştırırlar. Halbuki insanlara insan haklarını öğretmeliydik ki bu noktaya gelmeyelim diyor. Yani burada sanki daha bir şeyci yani soruna daha doğrudan yaklaşan bir anlatım gücü gördüm ben kendimce. Çünkü bu feodalleştikçe biz gerçekten işte paranın hakimiyeti bunu da dayattı bize sistem. Aydınlanmayla beraber geldi. Şimdi diyorlar ki yani zaten siz paraya tapıyorsunuz. Ben size sizi para parantez içerisinde istediğim gibi sizi düşünebiliyorum, yönetebiliyorum. Şimdi o
Marx'la liberal düşüncenin bazı yanlarının örtüşmesi rastlantı değil. Yani Marx'ın o birazcık düşünce tarihine bakışıyla alakalı bir şey. Yani Marx kendi düşünce sistemi içerisinde insanlığın geçmişte üretmiş olduğu bütün ilerici, özgürlükçü unsurları kendi felsefesinde birleştirmeye çalışıyor, sentezlemeye çalışıyor. Bu bakımdan da şimdi liberalizmin içerisinde o kadar özgürlükçü düşünce oluşmuş, onu es geçip yepyeni bir özgürlük teorisi geliştirmesi mümkün değil. Gelecekse onun içerisinden gelmesi gerekiyor, onu eleştirerekten kurması gerekiyor. Şeye bakarsanız The Age of Extremes, Ekstremler Çağı'nın yazarı kimdi? Ekstremler Çağı'nın yazarı bizim İngiliz The Age of Extremes yazan adam, şimdi ismi birden aklıma geldi. Söyleyecektim. Bu mesela Türkiye'de çevrildi kitap. Ekstremler Çağı, 20. yüzyıldan bahsediyor. Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm mesela Ekstremler Çağı'nın birinci bölümüne bakın. Orada Marx'ın, Marksizm'e iki madalyonun, bir madalyonun bir yanında bütün ilerici liberal düşüncelerin olduğunu söylüyor. Yani Marksizm'i bir madalyon gibi düşünün. Bir tarafında onlar var diyor. Diğer tarafında da Marx'ın kendisinin kattığı şeyler var, yani sentezlediği şeyler var. Bu bakımdan şaşmamak gerekir ona. Bir düşüncenin ilerlemesi, kendi içindeki bir takım unsurların ayrışıp geride kalması anlamına geliyor zaten. O bakımdan o liberalizmin içerisinde, aydınlanmacının içerisindeki ilerici şeyler, özgürleştirici şeyler Marx tarafından geleceğe taşınmaya çalışılıyor. Kendi teorisi çerçevesinde. Birçok liberaller, mesela bizim Otto Töfe'de hala tabii ki Marx'ın sunmuş olduğu perspektif konusunda şüpheleri var kendisinin. Bu da normal. Yani şey. Fakat burada önemli olan diyalog ve sorunların çözümünün zamana bırakılması. Çünkü orada o şeyde herkes kurtuluş arıyor, özgürlük arıyor. Şimdi orada özgürlük arayan insanların birbirlerinin kafasını kırmasının bir anlamı yok. Orada pekala ikna etme gücünü, argümanın gücünü kullanarak da zamana bırakmak gerekiyor. Çünkü bir konuda kanaat getirmek de sadece tamam düz insan olarak bu doğrudur demekle olmuyor. İnsanın aynı zamanda iç dünyasında duygularının da o zihne uygun olarak şekillenebilmesi gerekiyor. O da zaman alan bir şey. Onun için o şeyi, farkı veya siz işte çelişkim dedik artık, gerilim diyelim, onu ben çok normal buluyorum. Çünkü tam da o noktada, bu dönüşüm noktasında oluyoruz. Orada herkesin aynı düşüncede olması mümkün değil. Önemli olan gerçekten burada ikna gücünü kullanmak, argümanın gücünü kullanmak ve argümanın gücüyle ikna olmasını bilmek gerekiyor. Sorunuza cevap oldu mu? Tabii. İkinci bir boyutu var bu sorunun. Ama bir şey var. Yani her bu türdeki her düşünce yani şüpheyle, daha doğrusu sorgulayarak bakmanın da bir yöntemin bir parçası olması gerekir. Yani olduğun ikna olmanın bir süreç olması gerekir. Yani çünkü bunun sonuçta evet, bir uzun ince bir yol yani. Özgürleşmeye gidecek yol. Geldiğimiz noktadan sonra da daha da uzun bir yol ama yani. Ama bazen yani öyle düşünüyor insan. Ama yani işte ben de konuşmamın başlangıcında sıfır noktasına geldik. Daha gerisi yoktu dedi. Eksi yok mu? Öyle hissediyoruz kendimiz ama bazen gerçekten de tarihte hiç beklemediğimiz şeyler biz kendimiz sıfır noktasında dediğimiz anda başlıyor ve birdenbire o kadar hızlı gelişiyor ki
Yani astronomik bir hızla hiç beklemediğimiz bir yere varıyoruz. Tarihte böyle şeyler de var. Onun için tarihin nabzını elimizde tutup en iyisi tarihin içerisinde tarih yaparak yürümek en iyisi. Evet, tarih demek ki önem kazanıyor. Dolayısıyla biraz önce ben sağlıktan bir çıkış bekliyordum. Yani mitler genel yola çıkarak yani ben bir şey yapayım istersen kafamdaki şeyi soruyu koyayım ortaya. Mitler evet inançlar insanlık tarihinin önemli bir bölümünü etkilediler ki aydınlanmaya kadar geldik. Bir şekilde o sorular doğdu. Aydınlanmaya geldik. Ama onların içerisindeki çözemediğimiz sorunlar işte o dönemin o mitlerin oluşmasındaki epistemeler onların daha anlaşılır, daha çözülerek gidilmesi halinde belki bu lineer bir gelişme değil muhakkak bir şeyle gidiyor ama daha bir aydınlanmaya doğru daha bir şey daha bir bilimsel ve mantık üzerinden yola çıkarak bugünü şey yapabiliriz, oluşturabiliriz. Yani o günü çok iyi anlamamız gerekiyor ve evet. O günün dinamiklerini anlamamız gerekiyor. Diye yani mitler konusunda da aydınlanmamız gerekiyor. Aydınlanacağımız gerekiyor. Hocam, yani mitler mitlerden kurtulmak ya da mitlere dönüş gibi mitçiyse kapatın kamerayı. Mitlerden kurtulmak ya da mitlere dönüş gibi sözler edildi. Yani mitler zaten bilinemeyenin alanında üretilen kolektif bilinç dışı tarafından bilinemeyenin alanında üretilen simülasyonlardır. Bilinemeyenin alanı daima olacaktır. Yani bilinen alan aklın bilimsel bulguları tarafından kanıtlanmış, yani rasyonel olarak kanıtlanmış, gerçekleştirilmiş, bilimsel bilgi haline gelmiş olan, aydınlanmış alan daima aydınlanmamış, bilinmeyen bir alan tarafından kuşatılır. Yani akıl, rasyonel akıl, burada bilinç dışı mekanizma devreye, kolektif bir bilinç dışı mekanizma devreye girerek bilinmeyenin alanında bir takım simülaklar, simülasyonlar yaratır. Mitos buranın alanıdır. Mitoslardan kurtulmak ya da mitoslara dönmek gibi kavramların epistemolojik olarak hatalı olduğunu düşünüyorum. Yani içinde bulunduğumuz bilimsel çağ dahi gelecek için mitoslar üretmek dahi. Ama... o zaman şöyle bir şey diyebilir miyim? Soru değil, açıklama. Ha, açıklama. Teşekkür ederim. Bu iyi bir saldırıydı. Tekrar geriye döndüğümüzü düşünüyoruz hep beraber. Tabii mitoslar, hurafeler falan almış başını gitmiş. Çok açıkça görünüyor. Ama Cumhuriyet zamanına dönersek eğer, Atatürk devrim dedi. Ama yanındaki arkadaşları evrimden yanaydı. Yani o şeyi çok hızlıca atladığımız düşünülüyor. Ve bu aydınlanma çağını sindiremediğimiz için tekrar geriye o zamanlara döndük gibi düşünebilir miyiz bunu acaba? Sizin sorunuza yanıt verdikten sonra mitoslarla ilgili şey yapacağım. Bence şöyle bir sorunumuz var. Biz aslında bana sorarsanız toplum olarak birçok konuda ödevimizi yapmadık. Biz birazcık böyle ne diyelim çabuk zengin olmak isteyen bir toplumuz. Yani insanları da çabuk elde etmeye çalışıyoruz demek istiyorum. Emek harcamıyoruz çok. Yani biz aydınlanmacı olduk ama aydınlanmacılığın ne olduğunu bilmiyoruz. Laik olduk, laiğin ne olduğunu bilmiyoruz. Vesaire vesaire. Yani olmuş sanıyorum Cumhuriyet'in belirli dönemlerinde aydınlanmacılığa ilişkin epey değerli toplu bilgiler falan topluma
ulaştırılmış, topluma verilmiş. Fakat şey değil, hep böyle bir, bu arada mesela İslamcılarımız da veya muhafazakar kesim de, onlar da ezberci çalışıyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'i çocuklar anlamadan ezberliyorlar ve buna hatmetmek diyorlar. Ve oralarda üretilenler eğer şey ise yani çevrilerek ne yapıyor? Bunu biz felsefeciler ya Türkiye'dekiler bakın çok az üretiyoruz. Yine çevrilerekten şey yapıyoruz. Yani İslamcılarımız da çevrilerekten yapıyor, filozoflarımız da çevrilerekten yapıyor. Yani solcularımız da çoğu kez, hatta Marksistler de hep böyle benim dinlem şey derdi, taşıma suyla değirmen dönmez derdi. Biz taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyoruz. Bunun için aslında yaptığımız birçok şeyin ayağı yere basmıyor. Bu bakımdan eğer geriye döndük gibi bir duygu yanıyorsa sizde, ki haklısınız, geriye dönmemizin nedeni aslında ödevimizi şimdiye kadar yapmamış olmamızdan kaynaklanıyor. Toplum hazmedememiş durumda. Yani şimdiye kadar toplum bu konuyu hesap, bu konuyu tartışmamış, bu konuyla hesaplaşmamış. Yani dinle de tam olarak hesaplaşmamış. Bize din tartışılmaz diyor. Yani dinin gerçekleri böyle öğretmiş ilkokulda bana. Dinin gerçekleri tartışılmaz. Tanrı böyle yapıldığı zaman toplum onu nasıl hazmedecek ki? Varsa yani inanıyorsan inanıyorsun, inanmıyorsan inanmıyorsun yani. Veya bilmiyorum aynı şekilde aydınlanmacılık da yani akıl dediğim şey de bir kör inanca döndürülüyor. Yani ondan kurtulmak gerekiyor. Bu bakımdan yani toplumun muhtemelen şu anki içinde bulunmuş olduğumuz durumda aslında bizim içinde arayış içerisinde olduğumuz şey bir adım daha ileri gidebilmek için ne yapmamız gerekiyor sorusuna yanıt ararken kendimizi birdenbire geriye dönmüş bulduk. Neden? Çünkü orada yapılmamış işler var. O işler halledilmeden bizim bir adım ileri gitmemiz mümkün değil. Tarih bir yerde bizi böyle kendisi geriye çekti. Orada ihmal ettiğimiz ödevlerimizi yapmak üzere. Yani onun için şimdi yeni baştan işte Türkiye'de aydınlanmacı üzerine kendi başına kavramı kendisiyle doğrudan ilgilenerekten tartışmaya başladık. O zaman o arada yapılmamış işlerin hızla yapılmasını sağlayabilmek için biz nasıl bir katkıda bulunuruz mu araştıracağız? Yani tekrar yol alabilmek için. Eğer hükümet gerçekten aklı başınca düşünse ve davransa bu konuda güzel eğitim programları, tartışma şeyleri, ortamlar oluşturur. Ama şu an başka şeyler oluyor. Yani tam da tartışmaların önünü kapayıcı şeyler gelişmeler falan oluyor. Bunun için ne olacağını bilmiyoruz. Yani şu an herkes tek başına kahraman gibi kahvaltı edip duruyoruz. Ne olur bilmiyoruz. Şimdi sizin yorumunuza gelince. Şimdi bir mitoslar dünyası yarattığımızı düşünmüyorum ben. Şimdi mitosun tarihsel olarak ortaya çıkması zorunluydu kanaatimce. Fakat mitosun kendisi zaten belli bir birikim sağladıktan sonra kendisi kendi zıttını üretti. Yani akıllı düşünmeyi biz mitoslara verdik. Mitos kendisi bize mitos olarak var olduğu için onun karşısında akıllı düşünmenin ne olduğunu öğretti. Bu bakımdan mitos gelecekle ilgili, geçmişle alakalı olan bir şey. Fakat siz gelecekle ilgili söylediniz. Her girdiğimiz alan, doğru söylüyorsunuz, keşfettiğimiz alanın hemen öbür tarafında yeni bir keşfedilmeyi bekleyen karanlık bir alan oluşuyor. Önceden biz onu bir takım gizemli güçlerle açıklıyorduk. Ve siz ona dediniz kolektif bilinç vesaire dediniz, zihin dediniz. Evet, bilinemeyenin alanı insanda bir tür sosyal anksiyete yaratıyor. Bu sosyal anksiyeteyi yenebilmek için ortak bilinçaltı, insanlığın ortak bilinçaltı bir takım simülasyonlarla, bir takım öyküler kurarak kafasında o bilinmeyenin alanını aydınlatıyor ve böylece bu sosyal anksiyeteyi aşmış oluyor insan.
Yani dediğiniz de doğru tabii ki, o korkuyu aşmaya çalışıyor diyorsunuz. Ama o yüzden geleceğe yönelik de üretiyor. Ama sorun şurada, çünkü orada eğer bilimsel bir takım yönelimler içerisinde olmayınca o korkuyu oraya aydınlattığını, açıkladığını, bundan dolayı korkuyu yendiğini sanıyor. Yani oysa ama tam tersi oluyor. Çünkü oraya ilişkin bir bilimsel bir açıklamadan çok sinirli gibi, yani bir öykü var orada, bir destan evet, var, bir yani masal var. Onlarla açıklanmıyor. Biz pekala o karanlık dediğimiz alanlara ilişkin, bilimin henüz girmediği alanlara evet, ilişkin bir takım hali hazırda bildiklerimizden hareketle bir takım hipotezler oluşturabiliriz. Mesela maddenin işleyiş biçimi diyelim. Şimdi mesela ne var? Kara delik var diyelim. Kara delik meselesini hep tartışıyoruz şimdi. Şimdi orada neler olduğunu biz hep tahminler üzerinden şey yapıyoruz. Böyle el yordamıyla ilerliyoruz, gidiyoruz. Keşfetmeye çalışıyoruz ne olduğunu. Mesela onu yaparken biz ne yapıyoruz? Bilimciler arasında mı böyle yapıyor? Geçmişte edinmiş oldukları değişik alanlara ilişkin bilgilerine dayanaraktan geleceği aydınlatmaya çalışıyorlar. Bakın orada bilime başvuruluyor. Tarihsel olarak kanıtlanmış bilgiye bakaraktan gelecek aydınlatılmaya çalışıyor. Bunu yapmadığınız zaman, orada bir mitos yarattığınız zaman o mitos hep korku kaynağı olarak kalır zaten. Çünkü bilmediğiniz bir yalan. Ama geçmişteki bilgiye dayanaraktan ona ilişkin bir takım hipotezler geliştirdiğiniz zaman henüz daha kesin bir bilgiye dönüşmemiş biri olursa az çok aydınlanmış, aydınlanmaya aday bir alan olduğu için insanı korkutmuyor. Çünkü dünyayı biliyorsunuz, şimdiye kadar keşfettiğiniz dünyayı biliyorsunuz, maddenin işleyişini biliyorsunuz, tarihin işleyişini az çok biliyorsunuz. Oradan bir takım sonuçlar çıkarabiliyorsunuz. Bence toplumlar da aslında geleceklerine ilişkin işler yaparken böyle çalışıyorlar. Öbürü bence yani teker teker bireyler belki böyle şeyler yapabilirler ama toplumlar geleceklerini kurgularken sizin dediğiniz gibi yapmıyor. Biz aslında çoğumuz günlük hayatımızda bilmediğimiz bir şeye ilişkin bir şey düşünürken hep geçmişteki hali hazırda elimizdeki sağlam deneylere, kanıtlara ve bilgilere dayanarak yapıyoruz. Onun için bence yani ben de size sağlayayım. Katılmıyorum şimdi. Yani geçmişte aydınlatılan bilimsel yer açılardan mitosları yok etmiyor. Mitosları geriletiyor sadece, öteliyor sadece. Yok, yani ötelemiyor. Yani bilimsel aydınlanma mitosları yok etmiyor. Bilgi edinim alanı sonsuzdur. Evet. Bilgi edinim alanı sonsuz olduğu için her girdiğimiz alanın öbür tarafında hep karanlık bir şey vardır zaten. Evet, evet. Ama aydınlanmış olan geçmişimiz ve bugünümüz o aydınlanmayı bekleyen yerin aydınlanması için elimizde bir yer, fener gibi bize ışık kaynağı olarak hizmet ediyor. Onun için orada yeni mitoslar yaratılmıyor. Sadece bizde hayranlık ve merak uyandırıyoruz. Artık süremiz kalmak üzere. Belki orada hani konuşmanızın bir yerinde postmodernistlerin de sanki oraya yol açtın, hani disiplinleri evet, birbirine birlenebildiği evet, için. Orada da böyle hani günümüzde de mesela zeki tasarımcılar işte UFO bilmem ne gibi bu tip şeyler de var. Galiba siz onu da demek istediniz yani. Evet, postmodernizm öyle bir gizemciliğe, akıl dışı düşünmeye bir davet tabii ki. Mesela Oedipus mitosu insanın bilinçaltındaki bir karmaşanın aydınlanmasına yol açtı. Yani oradan dekode ederek, o mitosu Freud dekode ederek insan ruhundaki bir karmaşanın ortaya çıkmasına sebep oldu. Ben ona karşı değilim ama ben geçmişle ilgilidir zaten. Geçmişte kurulmuş olan bütün mitoslar aslında bir açıklama çabasıdır. Evet, onu söyleyeyim ama biz gelecekte mitos yaratmıyoruz yani. Biz gelecekte yani yeni bir alan, açılmamış bir alan keşfettiğimiz zaman illa da oraya ilişkin, örneğin kara deliklere ilişkin biz bir mitos yaratmıyoruz ama merak ediyoruz ne var orada. Korku bile uyandırsa biz de merak ediyoruz. Fakat insanlık geçmişte, yani o çocukluk çağında diyelim,
dünyayı anlamaya çalışırken, kendisini anlamaya çalışırken, açıklamaya çalışırken mitoslar yaratmış, iyi ki yaratmış, o mitoslar aklı yaratmış. Tabii yani. Ve dine de öyle yani de arke soruyorlar. Yok yani şey demiyorum ben, yani geçmişteki mitoslar boşunaydı falan tabii demiyorum. Fakat bugün tekrar mesela postmodernistlerin işte önerdiği gibi gelin gidelim geçmişe, o mitosları geri bugüne getirelim ve bugün mitosları düşünelim demiyorum. Bu yanlış oldu. Evet, onu peki artık hocam süremiz dolmuş vaziyette. Yani son bir küçük soru varsa çok güzel. Yani çok Süren dolduysun, Cebrail Oba nerede? Çok güzel sorular, çok kadar güzel sorular. Peki bir küçük bir soru daha soracağım. Şimdi yani postmodernizme geldik, modernizmden sonra. Acaba bana şöyle bir soru. Tamam, akıl çok ön plana çıktı, teknoloji de çok ilerledi. Fakat o eşitliği sağlayamadı dünya düzeyinde. Özgürlüğü de sağlayamadı. Bunun sonucunda postmodernizm bunlara bir cevap olarak mı gizemcilik falan? Çünkü yani şey yok toplumda, adalet yok. Fakat çok var, insanda bir tapınma varsa şu anda paraya tapınıyor. Eyvallah, Allah'a tapınma bitti, paraya tapınıyor ama geri kalan toplumun gerisinde de büyük bir çoğunlukta da bu kadar adaletsizlik ve eşitsizlik. Bu yüzden postmodernist akımın doğmasını da nedenleyebilir mi acaba? Ona da mı bir cevap? Postmodernizm, yani bence tarihte hep böyle ileride doğru atılım yapma dönemlerinde, büyük atılım yapma dönemlerinde bu türlü akımlar ortaya çıkıyor. Çünkü atılım dönemi bir alternatif arayış dönemidir. Bu alternatif arayış döneminde mesela size işte post-Türkiye'yi dedim. Şu anki dönemi birazcık reform ederekten sürdürmek, Hans-Heinz Rose işte değiştirerekten, dönüştürerekten sürdürmek diyor. Diğeri de diyor ki geriye gidelim. Bu alternatifler hep çıkıyor böyle büyük atılım beklediği dönemlerde. Postmodernizmin yani modernitenin, modern toplumun açmazlarına bir tepki olduğunu biliyoruz. Ve yani bana öyle geliyor ki birkaç istisnanın dışında hepsi de dürüst insanlar. Yani birkaç tanesi gerçekten benim açımdan şey değil, dürüst değiller. Yani onlar başka şeyler yapıyorlar. Ama hepsi gerçekten dürüst bir şekilde arayış içerisinde olan insanlar, samimi insanlar yani. Bu bakımdan modernliğin bizim görmediğimiz bir sürü başka açmazlarını da görmemize yardımcı olurlar bunlar. Fakat şöyle bir sorun var orada. Postmodernistlerin mesela kurmak istedikleri topluma ilişkin, önermiş oldukları topluma ilişkin ne bütünlüklü bir toplum teorileri var, kurmak istedikleri topluma ilişkin bir ekonomik teorileri yok, kurmak istedikleri topluma ilişkin bir idare teorileri yok. Sadece bir yöntem, böyle gitmiyor, böyle olmalıdır. Ondan sonra bir yön gösterme var, yani oraya gitme. Başka bir şey yok. Ama insanları ikna edebilmek için bir yerden gelin, yeni bir toplum kurmaya gelin diyebilmek için her şeyden önce güçlü bir ekonomik teorinin olması gerekir. Ekonomik teori tam da sizin dediğiniz meselelerle alakalı olan bir şey. Mesela Fransız devrimi için şey derler. Adam Smith'in ulusların zenginliği yayınlanıncaya kadar herkes devrim yapılsın, devrim yapılsın diyorlar ama kurulacak toplumun temelini ne oluşturacağını, temelinde ne olacağını bilmiyorlar. Rusların zenginliği yayınlandığında ne diyorlar biliyor musun? İşte bu. Devrimi yaparız artık diyorlar. Ve gerçekten de müthiş bir şeye geliyor kendilerine. Özgüven geliyor. Yani Adam Smith hatta yeğeni geliyor koşa koşa dayısına işte uncle diyor işte. Dayı diyor ki Fransızlar senin kitabına dayanaraktan devrim yaptılar diyor. Yanlış bir şey mi yaptım acaba? öyle bir şey görmüyorum. Evet. Tamam. Bir parçası daha var sanırım ama onun geleceği. Çok teşekkür ederim.